Ben harita okumakta çok iyiyim. Gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zormuş. Biraz daha yükselelim mi? Evet, lütfen. Yükseğe, yükseğe. Balon gökyüzünde yükseliyor. Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Vay canına. Gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Büyük balon, büyük balon. Güneşten ve aydan büyük balon. Göklerde uçuyor, uçuyor, uçuyor ve uçuyor. Bak dedi. Gerçekten de çok yüksekte uçuyoruz. Peppa, dikkat et de düşürme. Teddy, Teddy'yi düşürdüm. Merak etme Peppa, Teddy'yi kurtarırız. Sıkı tutun millet, aşağı iniyoruz. Bayan Tavşan, Teddy'yi kurtarmak için balonu aşağı indiriyor. Teddy'yi hiçbir yerde göremiyorum. İşte orada, Teddy ağaca takılmış. Sanırım bu çapayla Teddy'yi kurtarabilirim. Yavaş, yavaş. İşte. Baba domuz Teddy'yi kurtardı. Teddy! Yaşasın! Olamaz. Kimse gittikleri yöne bakmıyor. Dikkat! Tam önümüzde ağaç var. Sıkı tutunun. Önce Teddy ağaca takılmıştı. Şimdi de biz ağaca takıldık. Baba domuz, nerede olduğumuzu biliyor musun? Kaybolduk. Öyle değil mi? Evet. Korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında. George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor. Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi gidiyoruz? Hayır ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı? Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizi ne olabilir ki? George... Bana söyler misin dünyada en sevdiğin şey nedir? Dinozor. Dinozor. George'un doğum günü sürprizi müzenin dinozor salonunu dolaşmak. Yine şu şapşal dinozorlar. Dinozor. Korkma George, o gerçek dinozor değil. Bu sadece bir robot. Bak, bu noktada duruyorum ve... Artık yukarıda oynasak mı? Evet, hadi kostüm oyunu oynayalım. Ben Leo'ya sormuştum. Wow! Leo kostüm oyunu oynamayı sevdiğini söylüyor. Güzel. Hadi gel Leo. Peppa ve Suzy kostüm oyunu oynuyor. Peppa peri olacak. Sana bir dilek hakkı veriyorum. Ben kraliçe Suzy olmayı diliyorum. Ve aslan Leo da senin soytarın olacak. Leo soytarı olmak istemiyor. Kral olmak istiyor. Baba domuz geldi. Anne domuz özel bir misafirin olduğunu söyledi. Sadece Suzy geldi baba. Başka kimsenin olmadığına emin misin Peppa? Başka biri var. Aslan Kral Leo. Wow!
Sizinle tanışmak şereftir Kral Leo. Baba domuz Kral Leo'yu görebiliyormuş gibi yapıyor. Gelinizin çok harika olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, çok güzel. O en iyi kırmızı pantolonunu giyiyor. Evet. Ve mavi kazağını. Şapşal Peppa. Hayır, Leo mavi kazak giymiyor. En iyi yeşil gömleğini giyiyor. Biraz mavimsi yeşil olacak. Peppa, Suzy, arkadaşlarınız geldi. Peppa'nın arkadaşları geldi. Hepsi botlarını giymiş. Hadi çamur birikintilerinde zıplayalım. Evet. Leo'nun en iyi kıyafetiyle çamur birikintilerinde zıplayacağından emin misiniz? Aa, unutmuşum. Leo da kendi botlarını giyiyor. Leo'ya bakın. Tuvalimi tutuyor. Tuval nedir? Biraz kağıda benzeyen özel bir resim malzemesi. Onlar diş macunu mu baba? Hayır Peppa. Bunlar yetişkin ressamlar için özel boyalar. İşte hangi renkle başlasam? Kırmızı lütfen. Neden kırmızı Peppa? En sevdiğim renk kırmızıdır. Ama önce gökyüzünü boyamamız gerek. Bak ne renk o? Tabii ki mavi. Çok güzel. Hadi o zaman maviyle başlayalım. Şimdi de kiraz ağacına geçelim. Yaprakları için yeşil. Ama hiç yeşil yok ki. Olsun. Mavi boyayla sarıyı karıştırırsak yeşil olur. Mavi ve sarıyı karıştırınca yeşil olur. Ne kadar güzel yeşil yapraklar. Biraz da çimen yapalım. Peki ya dallar? Kahverengi boyamız da yok bizim. Kahverengi de yapabiliriz. Yeşil ve kırmızıyı karıştıralım. Yeşil ve kırmızı karışınca kahverengi olur. Baba domuz dalları ve gövdeyi boyuyor. Vay canına. Kirazları yapabilir miyim baba? Evet Peppa. Parmağını boyaya batır ve ağacın üstüne bastır. 1, 2, 3. Çok güzel. Şimdi de sen George. Ne harika bir ressamsın sen George. Evet, işte tablomuz bitti. Yaşasın. Aa, ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Biz resim yapıyoruz. Ördekler baba domuzun boyasının üstünden geçiyor. Kışt, kışt. Yaramaz ördekler. Kışt ördekler, kışt. Tablomuzdan uzak durun. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir işe aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Deni. Trenle oynamayı tercih ediyorsan... Teşekkür ederim büyük baba. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Biz de trene binebilir miyiz? Aa, çocuklarla eğitici otobüs turu yapıyorum. Trenler eğitici midir? Kesinlikle öyleler. Aa, trene binmek isteyenler el kaldırsın. Ben. Otobüste kalmak isteyenler el kaldırsın. Tamam. Hepiniz trene binebilirsiniz. Ben de arkanızdan gelirim. Ne kadar çok çamur. Saplanmak istemeyiz. Başka yoldan gitsek iyi olur. Sadece bir çamur birikintisi. Hadi Gertrude, yapabilirsin. Hadi otobüs, yapabilirsin. Otobüs çamura saplandı. Hay aksi. Merhaba Bayan Tavşan, bugün nasılsınız? Çamura saplandım. Beni kurtarabilir misiniz? Tabii ki. Kamyonunuz yeterince güçlü mü? Bana güvenin.
George düşünüyor. Bütün oyuncaklarımla da oynayabilirsin. George daha fazla düşünüyor. Eve gittiğimiz zaman da benim oyuncaklarımla oynayabilirsin. George karar verdi. Aa, ne kadar tatlı bir bebek domuzcuk. Kedi Kelly, koyun Suzy, tavşan Rebecca ve zebra Zoe geldi. George, neden bebek arabasında duruyor? O George değil. Bebek domuzcuk. Ama bu George. George, bebek taklidi yapıyor. Kız mı yoksa erkek mi? O bir kız. Hayır. George, kız bebek olmak istemiyor. Tamam, bir erkek. Ben kurabiye getirdim. Bebek domuz bir tane yemek ister mi? Hayır, o kurabiye yiyemez. George kurabiyeyi çok seviyor. Belki bir tane kurabiye yiyebilir. Aa, çok akıllıymış. Çok da yakışıklı. Ve çok komik. Bu gördüğüm en iyi bebek domuz. George bu oyunu çok sevdi. Yenge domuz ve bebek Alexander geldi. Vay canına, gerçek bir bebek domuzcuk. Çok güzel. Bu George'dan çok daha tatlı. Olamaz. George bebek domuz olmayı sevdi. Aa George, sen her zaman benim bebek domuzum olacaksın. Belki yeni bir oyun vakti gelmiştir. Dinozor kovalamaya ne dersin? Ay, çok korkunç. George bebek olmayı sevdi ama George olmayı daha çok seviyor. Anne domuz, pedal çevirmiyorsun. Ah, affedersin baba domuz, manzaranın tadını çıkarıyordum. Peppa ve ailesi tepeye ulaştı. Peppa'nın bütün arkadaşları merhaba, orada. Merhaba. Bisiklet yarışı yapacağız biz. Peppa, sen de yarışmak ister misin? Tamam. Tepeden aşağı ineceksek olur. Tamam. Peppa ve arkadaşlar tepeden aşağıya yarışıyor. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. Ben düdüğü çalınca başlayabilirsiniz. İşte böyle. Pedro çok erken başladı. Dur Pedro. Yarış daha başlamadı. Affedersiniz Bay Domuz. Düdüğün böyle çalınacağını söylemeye çalışıyordu. Dur. Affedersin Pedro, bu sefer benim hatam. Gelecek sefer düdüğü duyduğunda başlayabilirsin. Başlama dedi sanırım. Hadi. Hadi Peppa. Ama baba, düdük çalmadın ki. Köpek Danny önde gidiyor. Beni bekleyin. Yaşasın. Ben kazandım. Tebrikler Peppa. Evet. Yokuş aşağı bisiklet kullanmakta çok iyiyim. Peppa'nın arkadaşları için eve gitme vakti. Hoşçakal Peppa. Güle güle. Bizim için de eve gitme vakti Peppa. Anne, ben çok yoruldum. Yokuş yukarı ve aşağı bisiklete binmek bacaklarımı gerçekten yordu. Sizin bisikletinize binebilir miyim? Ama baba domuz nereye oturacak? Babam benim bisikletime binebilir. Çok güzeldir. Oh, pekala. Ben bu kalenin kralıyım. Her kalenin bir bayrağı olmalı. Vay canına. Onların bayrakları var. Bizim şapşal bir bayrağa ihtiyacımız yok. Büyük anne domuz geldi. Merhaba kızlar. Bir şey ister misiniz? Bir bayrak lütfen. Ve oğlanların bayrağından daha güzel olmalı. Elimden geleni yaparım. Ben bu kalenin kralıyım. Oho! Her kalenin bir telefonu olmalıdır. Şunu tutun. Bu kabloyu sıkıca tutun. Böylece oğlanlarla konuşabilirsiniz. Oğlanlarla konuşmak istemiyoruz. Biz de kızlarla konuşmak istemiyoruz. (Gülüyor)
Büyük anne domuz kızların sığınağı için bir bayrak buldu. Bu elbiseden güzel bayrak olur. Teşekkür ederiz büyük anne. Bu oğlanların bayrağı kadar güzel değil. Keşke biz de kalede olsaydık. Prensesler kalede yaşarlar. Eğer ben bir prenses olsaydım, bir ağaç evde yaşardım. Biz de oraya gelebilir miyiz? Lütfen. Eğer kale en iyisi derseniz olur. Kale en iyisi. Ben ağaç evimde kalacağım. Kaleye bayıldım. Olamaz. Yağmur yağıyor. Ve kalenin bir çatısı yok. Haydi ağaç evine gidelim. Hayır, ben asla kalemi terk etmem. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Partiyle ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Bana mı? Açabilir miyim? Sana Zoe, ama açmadan önce sana teslim etmem gerek. Posta işleri böyledir. Aa. Bugün teslim edecek çok mektup var. Hemen başlasam iyi olacak. George'la ben de gelebilir miyiz? Atlayın bakalım Peppa ve George. Görüşürüz. Peppa ve George, Bay Zebra'nın postaları dağıtmasına yardım ediyor. Bu Zebra Zoe'nin evi. Bu mektup Bayan Zebra Zoe'ye. Bayan Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Ho ho ho. Hepsi Zoe'ye gelmiş. O benim mektubum. Ben atabilir miyim lütfen? Tabii ki. Peppa mektup atmayı seviyor. Anne bak, tüm bu mektuplar bana gelmiş. Oo, harika. Bana okur musun anne? Sevgili Zoe, partine gelmeyi çok isterim. Köpek Deni. Koyun Suzi de partine geliyor. Rebecca, Pedro, Emily ve Candy de hepsi partine geliyor. İşte bu mektup da benden. Partine gelmeyi çok isteriz. Sevgiler ve öpücükler. Peppa ve George yazıyor. Herkes Zoe'nin partisine geldi. Doğum günü kutlu olsun Zoe. Vay canına. Ne kadar çok hediye. George'un nasıl baloncuk yapabileceğini biliyorum. Çubuğu karışıma batır, sonra kaldır ve salla. Baloncuk. Koşarsan daha da güzel olur. Beni bekle. George baloncuk yaparken çok eğleniyor. Peppa da onları patlatırken çok eğleniyor. Baloncukları seviyorum. Olamaz. Bütün baloncuk karışımı bitti. Baba, anne. Baloncuk karışımımız bitti. Üzülme Peppa. Bir fikrim var. Anne domuz, bana bir kova getirebilir misin lütfen? Peki baba domuz. Peppa, sen de bana bir sabun getir. Peki baba domuz. George, sen de eski tenis raketimi getir. Bir kova, sabun ve tenis raketimi. Baba domuz ne yapıyor? Önce biraz su lazım. Sonra sabun. Şimdi de tenis raketi lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi izleyin. Oo, vay canına. Baba domuz kendi baloncuk karışımını yaptı. Hadi gelin. Dikkat et baba domuz. Kayıp düşme sakın. Bir şey olmaz. Oh!
hepimizin kendi askısı var. Bu da senin için Emily. Emily montunu kendi askısına asıyor. Evet Emily. Bugün ne yapmak istersin? Resim mi? Çamur mu? Yoksa küpler mi? Bilmiyorum. Belki küpler olabilir. Ya diğerleri? Resim mi? Çamur mu? Küpler mi? Küpler! Küpler bugün çok popülermiş. Herkes Phil Emily'nin yanına oturmak istiyor. Emily, bir parçayı diğerinin üstüne koyuyorsun. İşte böyle. Yan yana yaparsan daha da iyi olur. Hayır, böyle yap Emily. Doğrusu böyle yapmak Emily. Hayır Emily, bak böyle işte. Hepiniz çok yardımcı oluyorsunuz. Peki Emily, sen küplerle ne yapmak istiyorsun? Emin değilim. Böyle yapsam olabilir. Vay canına. Phil Emily küpler de çok iyi. Oyun zamanı geldi. Emily, dışarıda diğerleriyle oynamak ister misin? Evet, lütfen. Biriniz Emily'ye nerede oynayacağınızı gösterir mi? Peki, Madam Gazel. Oyun zamanında Peppa ve arkadaşları okul bahçesinde oynuyor. Ne kadar gürültü çıkıyor. Bakalım kim daha çok gürültü çıkaracak? Tamam, önce ben. Bu oldukça yüksekti. Şimdi sıra Zebra Zoe'de. George ve ben arsa salyangozculuk oynamak istiyoruz. Bu sepetler kabuklarınız olabilir. İşte şimdi gerçekten iki arsız salyangoza benzediniz. Ve büyük baba domuzun bütün lahanasını yiyeceğim. O güzel lahanamdan uzak dur seni arsız salyangoz. Büyük baba domuz bana bağırdığı zaman küçük evimde saklanacağım. Peppa'nın arkadaşları geldi. Merhaba Suzy. Peppa ve George'la oynamaya mı geldin? Evet. İnan nerede olduklarını bilmiyorum. Burada sadece ben ve bu iki salyangoz var. Biz arsız salyangozlarız. Biz arsız salyangozlarız. Sürpriz. Salyangoz taklidi yapıyorduk biz. Biz de salyangoz olabilir miyiz? Hepinize yetecek sepeti bolduğunu sanmıyorum. Ama başka bir şey olabilirsiniz. Bahçemizdeki heyecan verici şey. Havuç mu? Tavşan Rebecca havuçları seviyor. Hayır Rebecca, havuç değil. Böyle gelin. Bu vızlama sesi nedir? Şu küçük evden geliyor. Büyük baba, o oyuncak evden neden öyle tuhaf vızlama sesleri geliyor? O oyuncak evi değil Peppa. O bir arı evi. Ona kovan deniyor. Bakın işte bir arı. Damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına. Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada Bayan Kedi'nin masası var. Merhaba Peppa ve George. Benim işim bilgisayarda şekiller çizmektir. Sonra da onların çıktısını almak. Vay canına! İşte bir çıktı daha. Teşekkür ederim. Bayan Kedi'nin ne güzel bir işi var. Ben de yapabilir miyim? Sanırım şimdi sıra George'ta.
Doğru George. Çalışma sırası sende. George mavi üçgenler yapıyor. Şimdi çıktısını alalım. Bayan kedinin işini yapmayı çok sevdim. Şimdi benim masamı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Burası baba domuzun masası. Bakın, benim işim çok karışık. Büyük rakamları alıyorum ve dönüştürerek tanjantlarını hesaplıyorum. Baba domuzun işi çok çok önemliye benziyor. Damgan var mı senin? Hayır. Bilgisayar kullanıyor musun? Hayır, ama renkli kalemlerim var. Bu çok güzel. Belki gözlerimi birazcık kaparım. Hiç de fena olmaz. Büyük anne domuz ve çocuklar büyük bir kumdan kale yapıyorlar. Çok fazla kuma ihtiyaçları var. Kalenin burçlarını kovalarla yapıyorlar. Ne harika bir kale. Eve gitme vakti. Tekne nereye gitti? Bak büyük anne. Olamaz. Büyük baba domuz uyuyakalmış ve tekne sürükleniyor. Büyük babayı uyandırmamız gerek. Olabildiğince yüksek sesle bağırın. Büyük baba domuz uyan! Uyan! Olamaz. Büyük baba domuz hala uyuyor. Büyük baba bizi duyamayacak kadar uzakta. Korsan adasında mahsur kaldı. Kazazede oldu. Ne yazık ki 100 yıl burada kalacağız. Yabani meyve ve böğürtlen yemek zorunda kalacağız. Ve böceklerle salyangozları yemek zorunda kalacağız. Aileler çocuklarını karşılamaya geldi. Neredeyim ben? Merhaba. Herkese merhaba. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Aslında geride bir şey unuttum ben. Hemen dönerim. Bakın, işte büyük babam. Kurtulduk. Yaşasın. Tekneme hoş geldiniz canlarım. Yaramaz büyük baba domuz. Bizi bırakıp gittin sandık. Affedersin büyük anne domuz. Gelecek sefer uyuyakalmayacağıma söz veriyorum. Bakın, işte büyük baba köpek ve köpek Deni. Köpek Deni ve büyük baba köpek de trafik sıkışıklığına takılmışlar. Merhaba Peppa. Merhaba Peppa. Öğle yemeğine büyük annemle büyük babamlara gidiyoruz. Ama geç kalacağız. Saat 1 oldu. Her zamanki gibi geç kaldılar. Patatesler ne durumda? Birazcık daha pişmeleri gerekmiyor mu? Ben büyük anne domuz. Merhaba büyük anne domuz. Trafik sıkışıklığına takıldık. Dert etmeyin. Biz de biraz geciktik. Büyük baba domuz patatesleri abarttı. Sonra görüşürüz. Zavallıcıklar trafik sıkışıklığına takılmış. Demek daha patates pişirecek vaktim var anlaşılan. Büyük baba domuz. Çok yavaş gidiyoruz babacığım. Büyük annemle büyük babama hiç gidemeyeceğiz. Peppa haklı. Başka yoldan gitmemiz gerek. Ama burada başka ana yol yok. Ben kestirme biliyorum. Hoşçakalın millet. Biz kestirmeden gidiyoruz. Güle güle Peppa. İyi şanslar. Anne domuz trafikten kurtulmak için kestirmeden gidiyor. Kestirme yol çok çukurlu. Bu çok eğlenceli. Acaba bundan emin misin? Güven bana. Merhaba ördekler. Biz kestirmeden gidiyoruz. Bakın işte yine ana yola çıktık. Tebrik ederim anne domuz. Ama hala Deni'nin kamyonunun arkasındayız. Merhaba. Hoş geldiniz. Olamaz. Anne domuzun kestirme yolu pek işe yaramadı.